Ben Doktor Orhan Tarçın, gastroenteroloji uzmanıyım. Bugün size ileri düzey endoskopik incelemelerden bahsetmek istiyorum. İleri düzey endoskopik incelemeler gastroenterolojide çok önemlidir. Çünkü lezyonlara ya da hastalıklara erken tanı koyabilirsiniz ileri düzey endoskopik incelemelerle. İleri düzey endoskopik incelemelerin özellikleri vardır. Bir tanesi optik zoom yapabilirler. Yani büyütebilirler. 80, 100, 150, 300 kata kadar büyütebilirler. İkinci olarak da özel ışıklarla boyayabilirler. Biz buna kromo endoskopi diyoruz. Yani ileri düzey endoskoplar bir büyütür, ikincisi kromo endoskopi yapar. Özel ışıklarla dokuları boyarlar ve biz bu şekilde erken tanı koyarız. Tabii erken tanı koymak için iki şey yapmak lazım. Birincisi sık tarama yapmak lazım. İkincisi de bu taramaları ileri düzey endoskopik sistemlerle yapmak lazım. Şimdi ileri düzey endoskopik sistemlerle midenin taramasını örnek olarak göstermek istiyorum burada. Şimdi burada ilk başta endoskopik görüntü, burada gördüğünüz endoskopik görüntü normal bir endoskopun almış olduğu görüntü mideden. Midenin duvarlarını görüyorsunuz burada. Evet ve midenin arka kısmında özellikle gastrit var. Orta kısmında küçük bir skar dokusu var burada. Midenin büyük kurvatüre dediğimiz bölgesinde. Burada da BLI yani kromo endoskopik sistemle alınan görüntü var. Kromo endoskopik sistemle yani özellikle blue light imaging sistemiyle aldığımız görüntüleri büyütüyoruz. Sadece büyütmek yeterli değil. BLI denen sistemle dokuyu boyamak lazım. Çünkü BLI denen sistem damarsal yapılar ya da vasküler yapıları çok daha belirgin hale getirir. Bu da erken evre tanı koymayı sağlar. Veya burada olduğu gibi mikro mimariyi beyaz ışığa göre çok daha iyi gösterir. Evet burada maksimum büyütmeye geçmiş durumdayız. Ve burada ödem var. Biraz evvel kilim gibi bir deseni vardı midenin ama bu arka tarafa doğru ilerledikçe, hastalıklı bölgeye doğru ilerledikçe burada yılan derisi görünümü ortaya çıktı. Doku ödemi ortaya çıktı. Almış olduğumuz görüntü sağdan sola yaklaşık 2 mm kadar burada. Yani şu gördüğünüz çerçeve yaklaşık olarak 2 mm. Tabii ki mide dokusunu görüyorsunuz, foveoları görüyorsunuz ve ödematöz dokuların arasındaki fistürleri, çatlakları görmüş oluyorsunuz. Biz bunların arasında çok net bir görüntü bu. Bozulmuş damarsal yapılar veya mikro mimariyi araştırıyoruz ki bunlar erken evre kansere delalet ederler, onu gösterirler. Ama şu ana kadar yapmış olduğumuz incelemede görünüm tamamıyla normal. Burada bir kronik süperfisyel yüzeyel gastrit var, onun görüntüsü. Hücre değişimi yok kötüye giden. Metaplazi dediğimiz hücre değişimi yok. Displazi dediğimiz hücre değişimleri yok. Olsaydı bunlar kansere dönen veya kanserin habercisi olan doku ve hücre değişimleriydi. Ama şu anda evet gördüğünüz gibi son derecede normal görüntüler bunlar. Ama evet burada gastrit var. Bir kronik gastrit görünümü var. Metaplazi yok. Displazi yok. Ama biz incelemeyi biraz daha büyüterek yaklaşıyoruz. Midenin her noktasına bakıyoruz. Yaklaşık evet 2'şer milimetrelik kareler halinde her noktasını inceliyoruz ki en ufak bir noktayı atlamamak lazım. Bu vakayı bu kadar yakından incelememizin ana nedenlerinden teki de ailesinde daha önceden geçirilmiş mide kanserinin olmasıydı. Ailesinde geçirmiş mide kanseri olanlarda doku ve hücre bozulması çok daha sık olmakta ama bu hastamızda görülmemekte. Şimdi incelemeyi başka bir şekilde yapacağız. Indigo karmin boyaması yaparak mideye tekrar bu BLI sistemle inceleyeceğiz. Evet burada indigo karmine dokuyu boyadık ve dokunun mikro mimarisini çok daha iyi görebiliyoruz. Ama dikkat ederseniz Işıkla boyamak, indigo karmin boyamasına göre çok daha farklı özellikler katacaktır. Burada bir BLI'yi de kullanacağız şimdi. Evet, mikro. Bakın, indigo karmin boyasının üstüne biz BLI ile inceleme yapıyoruz. Vasküler damarsal yapılar çok belirginleşti. Burada başka bir ışık modu ve normal ışık modu. Tekrar BLI'ye geçiyoruz. Hepsiyle inceliyoruz ki erken evre mide kanseri var mı görebilelim. Bu incelemede şu ana kadar yaptığımız bölümlerde
kötü bir şey yok. Hastalık olaraktan sadece kronik gastrit görünümü mevcut. Bu şekilde yapılan incelemelerle eğer ki erken evre kanser veya kanser öncesi bazı doku oluşumları varsa çok daha erken görüntülenebilmekte. Bu da hastanın hayatını kurtarmaktadır.